Hepinize merhaba. Bu sefer biraz garip bir video ile karşınızdayım. Atina 1. mezarlığını göstermek istiyorum size. Neden mezarlık videosuyla bizi darlıyorsun diyenler olursa eğer, birkaç küçük cevabım olacak. Bir tanesi, Atina mezarlığı aslında şehrin merkezinde olup şehrin kalabalığından ve karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için çok ideal bir yer. Yemyeşil bir yer, selvi ağaçlarının, çam ağaçlarının, her türlü bitkinin olduğu bir yer. Yani buraya insanlar sadece mezar ziyaretine değil, bazen gerçekten kitaplarını alıp okumaya da gelebiliyorlar. Ama bundan daha önemli olan bir sebep var, o da bu mezarlıkta Atina'nın ve Yunanistan'ın aslında ileri gelen isimleri, sanatçıları, politikacıları, din adamları, onların mezarları bulunuyor. Dolayısıyla da mezar taşı kısmı biraz abartılmış ve gerçekten görülmeye değer heykellerle dolu bir yer. Yani en klişe tabiriyle bir aslında burası bir açık hava müzesi. Burada ülkenin tanınan isimlerinin de mezarları olduğundan bahsetmiştim. Şimdi sırasıyla göreceğiniz mezarlar Melina Mercuri'ye, Yannis Pesmazoglu'na, George Averhof'a, ünlü politikacı, eski başbakan Andreas Papandreou'ya ve Yunanistan'daki ilk feminist hareketi başlatan gazeteci Kaleroi Paren'e ait. Birazdan göreceğiniz heykel bu mezarlığın en ünlü heykeli. Sadece 18 yaşındayken veremden ölmüş bir genç kız ve zaten heykelin ismi Uyuyan Kız. Sofia isimli bu kızı heykelini yapan ünlü isim ise Yunanistan çağdaş sanatının en ünlü isimlerinden Yannoulis Halepas. Sırf bu heykel için bu mezarlığa gelen insan sayısı azımsanmayacak kadar çok. Atina 1. Mezarlığı bana sorarsanız şehirdeki en huzurlu ve en güzel yerlerden biri. Mezarlık konusunda ekstra bir hassasiyetiniz yoksa ve zamanınız varsa şehre geldiğinizde sizin de görmenizi gerçekten içtenlikle tavsiye ederim. Ve böylece bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda artık ne zaman olur bilmiyorum ama görüşmek üzere.